Şeytan kumar oynatmaya teşvik ederse, bıraktığı gün kumarı, melekleşme yolunda hızlı bir şekilde koşar o insan. Ama henüz Kabe'yi görmeden, Kabe bizim işimiz değil, gidiyoruz ama ya nasip işte diyen birisi, Kabe ona ne yapsın? Kabe ona ne etsin? Allah gafurur rahimdir. Şeytan bile zamanında tövbe etseydi onu affedecekti diye inanıyor. Sonra edebiyat yapıp sana diyor ki bizim yatacak yerimiz yok diyor. Bakma camiye gidiyoruz diyor. Cehennemde bile yer ayıramamış kendisine. Bırak cennete girmeyi, cehenneme bile gireceğini umut edemiyor. Kendisini kafirlerden, Ebu Cehil'den, Firavun'dan beter görüyor. Edebiyat yapıyor. Aslında böylece şeytan günün birinde onun bir sayfa Kur'an okumasını engelliyor. Çünkü günün birinde heyecanlanıp Rabbimin kitabı diye açıp bir Yasin suresi okusa melekler onu yıkayacaklar, tertemiz yapacaklar, belki sabaha şehit olarak gidecek. Ama baştan Kur'an okumak nere, biz nere diye bir onu soğuttu ya, bir defa Kur'an okumaya karşı içinde soğukluk bulunan birisini tamir edecek bir peygamber bile yok arkadaşlar. Edebilseydi Peygamber aleyhisselam efendimiz amcası Ebu Talib'i tamir edebilirdi. Baştan Ebu Talib bu iş olmaz diye inandığı için kapısında hasta yatağındayken günlerce gelip önünde gözyaşı akıtan sevgili yeğeninin hatırına bile iman edemedi. Baştan olmayacağına inandı çünkü. Art niyetli değildi Ebu Talib. Can verdi peygamber için. Mal verdi. Bütün Kureyş'i karşısına aldı. Onu öldüreceklerdi, razı oldu. Arkadaşlar, 3 gün üst üste oruç tutabilir misiniz? Ebu Talib 3 yıl aç kaldı yeğeniyle beraber. 3 yıl Şiba Vadisi'nde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de aç kaldı. Ağaç kabuğu yediler. Ağaç köklerini söküp yemek zorunda kaldılar da yeğenim ben zaten putperestim, ne işin var senin davanla demedi. Hain değildi. Yeğenine karşı nankör de değildi. Ama en başta bu fakirlerin yapacağı iş değil, böyle din olmaz diye inanmıştı. Şeytan onu öyle bir gırtlağından yakaladı ki onu Muhammed Aleyhisselam bile bir daha kurtaramadı. Dolayısıyla kardeşler, biz şeytandan kaçınırken alkolden kaçınıyoruz sadece. Ama alkolle niye savaşamıyorsun? Bu pisliklerle uğraşılmaz dedirttiği için sana. Sen de pasif alkoliksin bu sefer. Alkolikler gece yarısı gürültü yapınca kalabalık görünüyorlar. Ayıklar niye bu belaneti içiyorsunuz demeyince, onlar güçlü olmayınca pasif alkolik olarak karşımıza çıkıyorlar.